Türkiyəli general Erdoğan Qaraquşdan bir açıqlama gəldi və qeyd elədi ki, ehtiyac olarsa Azərbaycanda Türkiyə hərbi bazaları yaradıla bilər. Bu hansı qayda qanunlar əsasında mümkün ola bilər və eyni zamanda əsasən hərbin hansı sahələrində belə bir bazalar yaradılacaq sizcə və nə vaxt yaradıla bilər? Şimdi bir kere şuna kesinlikle kimsenin endişe olmaz. Kimsenin endişesi, çünkü Türkiye vermiş olduğu ahdin hep arkasında olmuş. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma ilişkileri iki temel hukuki çerçeveye dayanır. Bunlardan ilki 1990'larda yapılan düzenlemeler, Azerbaycanlı askeri personelin Türkiye'de eğitim almasını sağlayan işbirliği. Hepimiz biliyoruz. Ama ikinci ve daha önemli çerçeve ise 2010 yılında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasıyla teşkil edilmiştir. Söz konusu, yani bu konu uluslararası hukuk zihninin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ikili askeri bak düzeyine yükselttiği söylenir. Bakın bunun altını çizerek büyük harflerle ifade etmek istiyorum. İkili askeri ittifak çok önemlidir. Zira ilgili maddenin ikinci maddesi, ilgili anlaşmanın ikinci maddesi, Birleşmiş Milletler Çartı'nın meşru müdafaa hakkını düzenlediği 51. maddesine de atıfta bulunmaktadır. Yani taraflardan şunu kastediyorum. Türkiye ve Azerbaycan birinin üçüncü ülke ya da ülkeler tarafından saldırıya maruz kalması halinde ortak bir güvenlik ve savunma perspektifi oluşturabileceğini söylemeye çalışıyorum. Bu yazılmıştır, bağlanmıştır. Bunun için hiç kimsenin endişesi olmasın. Şimdi teknik olarak baktığımızda bu madde askeri ittifakların temel hukuki şartıdır. Tıpkı NATO kurucu anlaşmasının ünlü 5. maddesi gibi. Yani bu teknik olarak ifade edeyim bir casus foderistir. Yani hangi koşullar altında bir ittifakın yükümlülüklerini savunma yeteneklerini kullanarak harekete geçirileceği ilişkin maddelerdir. Bakın bu bir hukuki ittifaktır, bir yasal çerçevedir. Duygusal, şuursal olarak Türkiye'nin bir asabiyet prensibi olarak İbn Haldun'un meşhur devletleşme sistematiğinin en önemli bu Türkiye'nin yani kanının durmadan Azerbaycan'a bakıyor akacağı anlamını taşımaktadır. Ama hukuki çerçeve tam da zamanında yapılmıştır. Biraz evvel casus foderis dediğim konu Latince'de bir anlaşmanın uygulanabilir ve bağlayıcı hale geldiği koşul demektir. Yani bu bağlayıcı hale gelmiştir. Adeta iki silahlı kuvvetleri bir telakki edilmektedir. Yani bu çok önemlidir. Yani bu Türkiye'de bir deprem felaketiyle eşdeğerdir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu çok açık olarak söylüyorum. Yani mesela bu yönüyle bir anlamda stratejik belirsizliğe dayalı caydırıcılık da teşkil edilmiş olmaktadır. Yani ayrıca bir devlet başka bir devlete tek taraflı bir anlaşma ile yardım edeceğini açıkladığında devletler arası ilişkilerde söz gelimi dışarıdan bir saldırı olabilir, efendim bir ayaklanma olabilir. Böyle bir taahhüdü hatırlatmaya bile gerek yok. Yani anlaşmada belirlenen durum ortaya çıkmıştır. Otomatik olarak uygulanabilen bir doktrindir, bir öğretidir. Yani bunu tartışılmasını bile abes olarak kabul ediyorum. Yani tartışılması bile bu çok tartışılmaması gereken bir durumdur. Yani nasıl ki biz NATO anlaşmasının
5. maddesi imzacı devletlerden herhangi birini dış saldırı olduğunda diğerlerine askeri olarak yardım etmesini zorunlu kılıyor. Aynı şey. Hiçbir şekilde yok. Yani NATO'nun ünlü 5. maddesi neyse ki maalesef Türkiye'ye karşı uygulanmadığını da görmekteyiz. Ama Türkiye'nin bunun üzerinde bir de asabiyet prensibi dediğimiz iki devletin bütünleştiği anlamına gelmektedir. Yani bir Kesinlikle. devlet derken işte bunu söylüyoruz.